Merhaba arkadaşlar, Hamza adında arkadaşımız benden scooter kombini istedi. Ortalama fiyatları çıkartmaya çalıştım. Eleskin Stream Evo'sunu çıkarttım. Stream Evo'yu daha önceden zaten tanıtmıştım size. Bu tanıtımda zaten bunun hani polikarbon ama ucuz bir kask olduğunu söyledim. Bunun bir üst seviye kaskı polikarbon ama çarpmaya daha dayanıklı, daha fazla güven veren bel qualifier alabileceğinizi söylemiştim. Daha önceden de belirtiyordum. Onun bir üstü yine Nex SX100 alınabilir. SX100 kasklar da güzeldir çünkü kauçuk destekli bir polikarbon kullanmışlar dış kabuğunda. Biraz daha üstü LS2 CR1 alınabilir. LS2 CR1'ler de gerçekten hani karbon ve fiberglass alışımlardan oluştuğu için iyi bir kastır. Daha da üstü Shoei GTR de alınabilir. Ama şimdi burada Hamza'nın istediği uygun fiyatlı kombinleri tanıtmaya çalışıyorum. Stream Evo'yu zaten biliyorsunuz tanıtımlarda rahat nefes alabilir bir yapısı var. Geniş bakış açısı var, burun pedi var, bir çene pedine sahip, mikrometrik bağlantısı var. İç pedleri ortalama iyidir. İsterseniz çıkartıp yıkayabilirsiniz. Burun pedini de istiyorsanız çıkartabilirsiniz ve güneş vizörlü bir modeldir. Bunu alabilirsiniz. Daha farklı seçenekler için mağazamızdaki linklere tıklayabilirsiniz. Ben farklı linkleri zaten açıklama kısmında paylaşacağım. Arkasından baktığımızda spoiler'ın hemen üstünde bir havalandırma kanalı görünüyor. Buradan hava çıkışı oluyor zaten. Bunun ağırlığı 1550 gramlık ağır kask denebilecek, tabir edilebilecek kasklardan bir tanesi. Diğer kasklar da hani bel qualifier biraz daha hafif, Nex SX100 yaklaşık bu ağırlığa sahip. Shoei GTR bundan biraz daha hafif, 1450 gramlarda bir kask. O da alınabilir dediğim gibi bütçeye göre. Rika'nın Discovery montu benim hoşuma giden modellerden bir tanesi. Adana'da arkadaşlar da benden istediler. Adana'ya da bu montlardan gönderdim. Neden bunu gönderdim? Çünkü hani hem nefes alabilir bir yapıya sahip, hem naked'lara, scooter'lara olabilecek bir yapıya sahip. Aynı zamanda hani içinde astarıyla da kışa uygun şekilde yapılmış. Hani Adana'da kış var mı diyeceksiniz. Adana'da tabii ki kış yok. Neredeyse yok yani. 15 dereceye iniyor mudur Adana? Bilmiyordur. Belki 16 dereceye iniyordur. 17 dereceye iniyordur. Ama hani Mayıs başladığında, belki de Nisan başladığında ortalama 25 derecelerden, 30 derecelerden filan başlıyordur. Artık Mayıs'ın sonuna yani şu döneme kadar bir 40 dereceye varmıştır belki de. Zaten geçen sene derecelere bakmıştım. Galiba 55-60 derecelere kadar çıkmıştı. Güneş altında 65 derece mi ne yazıyordu? Gerçekten çok yüksek bir derece. Ha, bu mont orada işe yarar mı? Hayır. Bu mont içindekileri çıkartıp rahat kullanım sağlayabilmeniz için yapılmıştır. Neden? Çünkü hani birçok hava alma yeri var. Bunlarda file dokusu var. Ve bu file dokularının içinden rahatlıkla hava geçişi sağlayabiliyorsunuz bu montta. Arkasında bir sırt korumayla geliyor. Aynı zamanda hani hem dirsek yerinde hem omuz yerinde çok iyi korumalara sahip. Aynı zamanda bileği hem cırt cırtlı, kol ayarlamaları var pazınıza göre. Aynı zamanda cırt cırtlı ve fermuarlı şekilde yapılmış. Yani bunu alabilirsiniz. 4 mevsim ve senelerce kullanabilirsiniz. Bir kask gibi değil. Kaskların dayanıklılığı biliyorsunuz 5 sene. 5 seneden sonra neredeyse çöp oluyor kasklar. Neredeyse çöp oluyor. Çöp oluyor gerçekten. Kullanım süresi bitiyor. O yüzden şuna da değineyim. Kask alırken aynı yıla ait kask almaya çalışın. Yani şu anda işte mesela 2019'un kaskları yavaş yavaş gelmeye başlamıştır. 2018'in bahar sonrası ya da işte kışın üretilmiş kış neden sonbahar sonuna doğru üretilmiş kaskları falan almaya çalışın. 2019'un kaskları daha yeni yeni geliyor. Onların hani tarih olarak bulamayabilirsiniz. Skoyko'nun bir eldivenini alabilirsin. Hemen geçeyim. Skoyko MC14 bu. MC17 vardı. MC60 vardı. MX60 vardı. MX17 vardı. MX14 vardı. Bunlardan herhangi birini alabilirsin. Neden bunu öneriyorum? Çünkü hani hem bilek yerlerini hem yazlık model hem bilek yerlerinde işte ne demiş yumruk yerlerinde iyi korumaları var. Bilek koruması çok iyi değildir. O yüzden hani bir üst seviye almak istersen Vexton'un Splash modelini alabilirsin. Onun da renkleri var. Linklerini paylaşacağım. Başka ne önerebilirim?
Fireblows önerebilirim, Stantor Replica önerebilirim. Onlardan alabilirsin. Teşkoksan bir pantolon alabilirsin altına veya işte Heavy King bir pantolonunu alabilirsin. Renk uyumuna tamamen sen karar vereceksin. Ben hani siyah ağırlıklı çıkarttım. Scooter'ın belki siyahtır diye. Belki de beyaz kullanıyorsun. Bunları sevmeyeceksin. Onlardan alabilirsin. İki tane işte mesela bir tane daha mont sunabilirim. Montlardan bir tanesi de bu. Bu mont da gerçekten iyidir. Bu da Boomerang, bu Discovery. Bundan da alabilirsin. Bunun da tanıtımlarını daha önce gördüm. Aynı özellikleri sahip, sadece bu biraz daha kısa ve biraz daha kırmızılı, grili, reflektif şeritleri olan bir mont. Tabii ki bunda da hani sarı, sarımsı işte renk geçişleri var, reflektif şeritleri var. Yine bunun da belinin sıkması için yer var. Aynı zamanda bel altını da sıkması için yer var. Bundan da alabilirsin. Teş90 Madra Pirate veya Ilgaz önerebilirim bot pantolon olarak. Bot olaraksa Rockwell'in siyah altı beyaz olan var, altı siyah olan var. Rockwell'in botlarından önerebilirim. Rockwell'in botları da zaten hem içi hava alabilir, dikişi özel, formaları özel, aynı zamanda Türk malı bir bot olduğu için önerebilirim. 220 liralardan falan başlıyor olması lazım. Şimdilik önerilerim bunlar. Eldiven olarak, eldiven çeşitleri olarak hani bir sürü paylaşabilirim veya işte onların linklerini açıklamaya yazabilirim. Bir sürü zaten paylaşmıştım. Eldiven videosunu da zaten bundan önce atacağım. O videoyu da görüp bakabilirsin. Ben de linkini paylaşırım aşağıda, eldiven videosu diye. Umarım yararlı olmuştur. Scooter'a uygun kombin paylaşmaya çalıştım arkadaşlar. İsteklerinizi bana yazabilirsiniz. Bunlara uygun videolar çekmeye çalışırım. İyi sürüşler.